Kardeşler selamun aleyküm. Bugün İnci Sözlük'ten kardeşlerimin konuğuyum. Sizden gelen sualler varmış. Bayağı çetrefilli ve çetin suallermiş. Bizim için problem yok dedim. Kavga yapmaya geldim. <laughs> İnşallah sizden gelen soruları cevaplayacağım kardeşler. Şu anda Cumhurbaşkanlığı aday olarak nitelendirilen kişilerde kendinize yakın gördüğünüz biri var mı? Oy verirken İslami açıdan neye dikkat etmeliyiz? Kardeşler bir Müslüman oy verirken iç politikada şunu yapmayı düşünüyormuş. Ekonomide bunu yapmayı düşünüyormuş. Dış politikada amacı buymuş. Bunlar hep teferruattır. Bir Müslüman bir siyasiye kendisinin yönetmesini istediği bir kişiye oy kullanacağı zaman önceliği her zaman İslam'a bakış açısı nedir? Bu olmalı. İslam'a saygı ölçüsü nedir? Bu olmalı. Yarın öbür gün başa geçtiğinde başörtülerini yasaklayan, Kur'an kurslarını kapatan, hafızlara beyni sulanmış insanlar diyen ortaçağ zihniyetli Kur'an kurslarında insanlar yetiştiriyor diyen İslam düşmanı bir zihniyeti başa getirirse Müslüman verdiği oyla İslam'a karşı yapmış olduğu bütün devrimler ve bütün fiillerde günahın bir misli oy veren kişiye o İslam düşmanlarına oy veren kişiye de yazacağı için oy olayı çok büyük bir sorumluluk. Cumhurbaşkanlığı adayları içinde yakın gördüğünüz birisi var mı? Evet var. Recep Tayyip Erdoğan siyasi hayata girdiğinden beri ilk partiyi kurduğundan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı işleri çok iyi bildiğim için İstanbul'da haftanın iki günü bu gibi suyla sabah kalkıp yıkanmak zorunda olan birisi olarak o geldikten sonra su kesintileri bittiği için, o geldikten sonra çöp dağları bittiği için İstanbul'dan dolayı o kişiye karşı büyük bir güvenim var idi. Parti kurana kadar, parti kurduktan sonra ilk seçimle beraber oyumu ona verdim. Yerel seçim, genel seçim, referandum hiç fark etmedi. Bütün oylarımı şu ana kadar Reis Tayyip Erdoğan'a verdim. Sebep? Kalbime en yakın olarak onu görüyorum. İslam'a en yakın olarak onu görüyorum. Yani kendi kalbimin nasıl Muhammedi olduğundan eminsem, onun kalbinin de öyle Muhammedi bir kalp olduğuna emin olduğum için Reisi Cumhur Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi destekleyeceğim inşallah bu Cumhurbaşkanlığı seçiminde de. Muhalefeti niye desteklemiyorsun? Muhalefetin projesi yok. Sıfır proje, sıfır gelişme. Sadece hakaret, sadece dindarlara hakaret, aşağılama, Kur'an kurslarına gidenlere orta çağ zihniyeti deme. Muhalefetteki yöneticilerden bir tanesinin bir kitap göstermesi, bu kitabın reklamını yapması. Kitapta hafızlara hakaret, onların beyni sulanmış ifadeleri. Bu kitabı her yerde okutulmasını emredeceğim deme. İslam düşmanlığından bir türlü vazgeçmeyen bir muhalefet. Terörle aralarına bir mesafe koyamadıkları için 6 artı birlik Amerikan masasını kurdular. Amerikan masası 6 diyorlar ama artı biri de var. HDP hala o masada. 6 artı bire bir, bir tane daha eklendi. Muhalefet liderinin açıklamasından sonra bütün KYK'lıları affedeceğim dedi. Ne demek bu? Bütün FETÖ'cüleri bize darbe yapmış olan 250'den fazla insanı şehit etmiş olan ve 2000'den fazla vatandaşımızı gazi etmiş olan FETÖ'cüleri. Bizim silahlarımızı bize karşı kullanan Amerikan hizmetkarlarının tamamını affedeceğim diyen bir muhalefete tabii ki oy veremem. Tabii ki bu muhalefetin karşısında olanlar kimse doğru olan Bunlardır. Desteklenmesi gerekenler bunlardır. Görüşüyle Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğim inşallah. Gülşen'in imam hatiplerle alakalı sözünü nasıl yorumlarsınız? Hapis cezasını doğru buluyor musunuz? Yani İslam'a dair, kutsallarımıza dair kim herhangi bir hakaret ederse hapis cezası gayet makuldür, yerindedir. Diğer insanlara karşı bu bir ibrettir ve bu hakaret eden insana karşı da bu bir ibrettir. Bir daha hayatının sonuna kadar İslam'a dair herhangi bir kutsala veya herhangi bir Müslüman'a toplu halde hakaret etmeme dersini bu kardeşimiz umarım ki almıştır. Sadece İslam İslama dair değil, İslam'a inanmayan, farklı dinlere inanan, farklı mezheplere inanan insanların da kutsallarına karşı biz hocalar olarak nasıl hürmet ediyorsak, saygı gösteriyorsak, onların da bizim kutsallarımıza karşı saygı göstermesini beklemek en doğal hakkımızdır. Allah Teala Kur'an'da siz onların tanrılarına küfretmeyin ki onlar da sizin Allahınıza küfretmesin diye müminleri ikaz ediyor. Bu ayet bize tanrıları ne olursa olsun insan yapımı milyonlarca tanrı var. Onların tanrılarına küfretmemeyi vaaz ediyor, emrediyor. Sahte olduğunu biliyorsun. İnsan yapımı bütün tanrılar sahtedir. Ne olursa olsun hakaret edemezsin, küfretemezsin. Küfredersen o da senin yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ına hakaret edebilir. Buna mahal vermemek için saygımızı edebimizi göstermemiz lazım. Allah Teala bu kardeşime de hidayet versin. Bir daha imam hatipler hakkında yani eninde sonunda karşısına geçeceği insanlar hakkında imam hatipten hoca çıkar, alim çıkar, vaiz çıkar. Öldüğü zaman muhakkak bu adamın karşısına geçecek. Kendisini yıkayacak cenaze namazını bu adamlar kıldıracak. Yani kendisine hizmet edecek insanlara hakaret etmemeli. İnşallah bu ona bir ders olmuştur. Bir tövbe kapısı herkese açıktır. Tövbe eder. Bir daha eşcinsellik konusunda propagandalar yapmaz. Oğullarımızı, kızlarımızı bizden kopartıp nesilsiz bir yeni nesil bir Z kuşağı haline getirmek isteyen örgütlere destekte bulunmaz, güzelleme yapmaz. Allah Teala bu kardeşime hidayet versin. Başka ne diyeyim? <laughs> Kardeşim diyor ki Fatih Terim kesin olarak cennete girecek değil mi hocam? Haşa ve kella. Kerem Hoca bile kesin olarak cennete giremeyecek. Yani benim hayatım İslam'a hizmetle geçti. Fatih Terim'in hayatı futbola hizmetle geçti. Türk futbolunun gelişmesi için hizmet etmiş bir insan. Bir şey demiyorum spora hizmet güzel bir şeydir. Ama ben hayatını İslam'a hizmete adamış bir adamım. Ben şu kelimeyi söylersem elfazı küfür olur. Bugüne kadar zaten bu kadar sene Allah'a hizmet ettim. 24-25 sene oldu. Vaizlik yapıyorum ücretsiz bir şekilde. Binlerce insanın hayatını kurtardım. Ben kesin cennetliyim be. Ben de girmeyeceksem cennete kimse giremez ya. Dersem bu söz fıkhi tabirde elfazı küfürdür. Kafirden sözlerden bir sözdür. Yani o anda imanımı kaybederim. Neden? Çünkü sahibi olduğu cennetin sahibi olduğu Allah'a baskı kurmuş olurum. Allah'tan daha iyi bildiğimi iddia etmiş olurum. Geleceğe dair bilgi vermiş olurum. Geleceğe dair bilgiyi biz bilmiyoruz. Hiç kimse bilemez. Gaybı sadece Allah bilir diyor. Gaybın anahtarları Allah'tadır. Bunu kimseye ortak etmez diyor farklı farklı ayetlerde. Dolayısıyla son nefesime kadar İslam'a hizmet ettim, iyi yaşadım. Ya son nefeste beni kandırırlarsa, ya son nefeste yan çizersem küçük bir dünya menfaatine dinimi satayım. Mürted olursam Allah muhafaza. Bütün işler sonlarına göre değer taşır. Bu yüzden son nefesimiz için devamlı dua etmemiz lazım. Asla kimse için bu adam çok hayırlı bir adam. Kesin cennetlik ya. O cennetlik değilse ben asla olamam falan demememiz lazım. Fatih Terim hakkında bir oruç fetvası vermişti. Bir milli maç vardı yıllar önce yaptığım bir sohbette. Muhtemel kardeşim bunu izledi. Fetvasında şöyle dedi Fatih Terim. Onlar maç günü oruç tutmasın Ramazan'daydı. O turnuva bilmiyorum bir turnuva vardı şimdi hatırlayamıyorum. Futbolcuların maç günü oruç tutmasın. Onların günahlarını ben üstüme alıyorum dedi. Fatih Terim. Yani ben de burayı eleştirdim. Fatih Hoca dedim yapma. Hiç kimse kimsenin günahını üzerine alamaz. Kimse kimsenin yerine yemek yemeyeceği gibi. Bu konuda Fatih Terim'i bir eleştiri getirmiştim. Kardeşim muhtemel oradaki mizahi konulu sohbetimi izlemiş. Oradan dolayı bize bunu hatırlatmış. Allah Teala Fatih Terim'i de cennete koysun bizi de cennete koysun. Ne diyelim kardeşim? Başka bir sual daha. Kardeşim şöyle diyor. Konuşanlar programının sonucusu Hasan Can ile bir araya gelseydiniz ilk ne derdiniz? Hasan kardeşim Mizah yapmakta bir sıkıntı yok, hiçbir sorun yok. İslamiyet'te mizah yapan insanlar var. Muhammed Aleyhisselam şaka yapardı, asla yalan söylemezdi, cinselliği kullanmazdı, kadınları teşhir etmezdi, bunları kullanmazdı. Bu kadınların kirli fantazilerini ortaya koymana gerek yok. Çıplak kızları programında kullanmadan da, kadınların ya da erkeklerin kirli fantazilerini konuşmadan da, küfretmeden de gayet güzel mizah yapıp insanları güldürebilirsin. Güldürürken düşündürebilirsin. Ben 24 seneden beri aynı şeyi yapıyorum ama hiç küfür etmedim. Hiç karşımdaki insana hakaret etmedim. Karşımdaki kirli çıplak kızları karşıma çıkartıp kirli fantazilerini seyirciyle paylaşmasını istemedim. Geçmişteki işledikleri büyük günahları seyirciyle ve kayıtlarla paylaşmasını istemedim. Bunları yapmadan da demek ki başarılı olunabiliyor. Senden de kardeşim bir Müslüman kardeşin olarak Müslüman bir ülkede doğduğun için Müslüman olduğuna kanaat getiriyorum. Senden de Müslüman bir kardeşin olarak vicdani bir şekilde davranmanı ve bu nasihat videomu izlemeni ve buna göre bir karar vermeni, hayatını şekillendirmeni istiyorum. Allah Teala sana da bana da hidayet versin kardeşim. Amin. neden Allah camilere zarar vermesin diye paratoner kullanıyoruz? Aa, klişe ateist sorularından zehirlenmişsin bro. Paratoner sadece camilerde değil, bütün yüksek binalarda kullanılır. Çünkü şimşek çakmasının en çok vurma ihtimali olan, matematiksel olarak en çok vurma ihtimali olan, çakma ihtimali olan yerler yüksek binalardır. Bulunduğumuz mahallelerde en yüksek yerlerde minarelerdir. Dolayısıyla camilerin özellikle minarelerinin tavanlarına, tepelerine, zirvelerine o hilaller vardır. Hilallerin üzerine paratoner konulur. Bu tedbirdir. Tedbir almak İslamiyet'in emridir. Tedbir almayanlar Allah'ı sınav etmiş olurlar. Biz Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in temel inanış ayetlerinden bir tanesi Allah her kulunun rızkına kafidir. Yani rızkımıza kafi peki biz niye çalışmaya devam ediyoruz? Allah rızkımıza kafi ama çalışmayı da bize emretmiştir. Siz çalışacaksınız ben size ondan sonra kefil olduğum rızkınızı vermeye devam edeceğim demiştir. Dolayısıyla biz Allah'ı sınav edemeyiz. Tedbiri yerine getiririz ve bundan sonra Allah'tan bekleriz. Allah bizi sınav eder. Biz Allah'ı sınav edemeyiz. Eğer yüksek yerlere paratoner koymazsak, minarelere ve camilerin tepelerine ve yüksek binalarımıza şimşek çakar ve ondan sonra bir suçu Allah'a atarız. Allah'ım niye minareye vurdurdun? Niye yüksek binalarımıza vurdurdun? Benim çekim yaptığım bu yere, bu AVM'nin tepesine şimşeği vurdurdun? Sen önlemini almadın, sen tedbirini almadın. Tedbir almadan Allah'ı sınav ettin dedin ki Allah beni korur. Allah böyle bir inanış istemiyor. Musa Aleyhisselam Mevlamıza dedi ki ya, ya Rabbi hastayım ancak hiçbir ilaç içmeyeceğim, şifamı senden bekleyeceğim. Allah Teala ne buyurdu? Ya Musa önce ilacı iç sonra şifanı benden bekle. Şu şu gıdaları kaynat, iç ben senin şifanı ondan sonra vereceğim. Sen beni sınayamazsın ben seni sınarım ya Musa dedi. Dolayısıyla Müslümanın akidesi bu olmalıdır. Önlemleri yerine getirir, sebepleri yerine getirir. Ondan sonra Allah'a tevekkül eder. Muhammed Aleyhisselam'la kapatayım bu olayı. Sahabe geldi. Ey Allah'ın Resulü senden ilim öğrenmeye geldim. Allah'a o kadar tevekkül ediyorum ki devemi de bağlamadan dışarıda bıraktım. Efendimiz Aleyhisselam ne buyurdu? Yani sen otur bizim ilim meclisimize. Allah yolundayız biz. Allah bizim her şeyimizi korur demiyor. Hayır. Sen çık dışarıya, deveni bağla. Ondan sonra Allah'a tevekkül et. Efendimiz Aleyhisselam'ın verdiği ölçü bu. Dolayısıyla yaptığımız her işte tedbirleri yerine getireceğiz. Yapmamız gereken her şeyi yapacağız. Ondan sonra Rabbimize tevekkül edeceğiz. Müslümanın akidesi, inanışı budur. Tarikatlar olmalı mı? Her tarikata güvenmeli miyiz? Tarikatlar olmalı zaten kıyamete kadar da olacak. Allah Teala Kur'an'da يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ Allah'e ve kunu mehssadık diyor. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun. Allah Teala Kur'an'da bana yönelen kimsenin yoluna uyduyor. diyor. Dolayısıyla Allah bizi devamlı surette salihlerle, sadıklarla beraber olmaya teşvik ediyor. Allah Teala tarikatları kıyamete kadar korumazsa, kıyamete kadar bu olmayacaksa, bizi koruyamayacağı bir şey mi yönlendirmiş oluyor? Bu Allah'ın adaletine sığmaz. Dolayısıyla hak tarikatlar, hak davetler, doğru cemaatler kıyamete kadar olmak zorundadır ve olacaktır. E hepsi doğru mu? Hayır, hepsi doğru değildir. Doktorun sahtesi olduğu gibi, avukatın, savcının, polisin, askerin sahtesi olduğu gibi tarikatların da, hocaların da, salihlerin de, dervişlerin de sahteleri vardır. Bunları ayırt etmek için ilim lazımdır. Muhakkak dinlediğimiz veya içinde bulunduğumuz tarikat ya da cemaat ilim kanadına sahip olmalı. Biz sadece maneviyat kanadıyla gidiyoruz. Bol zikir yapıyoruz, rüyalarla amel ediyoruz. İlim olmasa da olur. Biz ilmimizi maneviyattan alıyoruz diyen tarikatlardan uzak durunuz. Çünkü bütün hak yollar, bütün hak tarikatlar iki kanatlı olmak zorunda. İlim kanadı, maneviyat kanadı, aşk kanadı. Bu ikisi olmazsa muhakkak kandırılırsın sapıtırsın. İşte günümüzde görüyorsunuz merdiven altı bir sürü tarikat var. Bazı tarikat diyor ki biz kadınlarla aynı yerde oturabiliriz, el ele tutuşabiliriz. Onlar bizim derviş kardeşlerimizdir. Bazı tarikatlar diyor ki bizim tarikatımızda namaz hayal iledir. Şekli olarak bir şey yapmanıza gerek yoktur. Biz Kur'an'ın manasını anladık. Kur'an'ın iç yüzünü anladık. Batıni olduğumuz için beş vakit namaz kılmak zorunda değilsiniz. Bazı tarikat diyor ki kurban kesmenize gerek yoktur. Nefsinizi kurban edin yeter. Böyle saçma sapan Allah'ın dini üzerinde din uyduran bir sürü sahte tarikat var. Bunları muhakkak elemeniz gerekiyor. İlmi seviyeniz varsa reddiye yapmanız gerekiyor. Şu tarikat arızalıdır. Kur'an ve sünnete Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna uymuyor diye reddiye yapmak ile mesulsünüz. ilmi seviyeniz varsa. Bunları bu şekilde ayırt etmek lazım. Kerem hocam sizin hiç sorguladığınız ve anlam veremediğiniz bir nokta olmuş muydu İslam'da? Bu vardıysa neydi? Talebelik yıllarımda olmuştu. Erkekte bir şahit istenmesi, kadında iki şahit istenmesi meselesi. Kur'an-ı Kerim'de meşhurdur. Herhangi bir anlaşmazlığa düşen meselede şahit lazımdır. Herhangi birine zina iftirası yapıldığında şahit lazımdır. Boşanma meselesinde şahit lazım. Bütün kritik meselelerde şahit lazımdır. Ama Kur'an erkekten bir şahit isterken kadından iki tane şahit ister. Evlilikte de bu böyledir. Neden dedim yani talebelik yılları tabii tam ilmi olarak birçok şeyi okumuş değiliz daha ilmi tahsilimizin başındayız. Neden kadından iki şahit isteniyor dedim. Acaba İslam kadına az mı değer veriyor dedim. Bunu sorguladım. Fakat daha sonra tefsirleri okuduğumda ilgili ayetlere geldiğinde Allah Teala'nın şu sözünü öğrendim. Mevla Teala buyuruyor ki kadınlardan birisi unutursa diğeri kendisini hatırlatsın diye kadınlardan iki şahit isterim. Bu ne demektir? Kadınlar unutma konusunda bir şeyi unutma konusunda erkeklerden daha mahir. Kocası kendisine 10 tane iyilik yapıyor ama istediği bir tane şeyi yapmadığı anda yaptığı 10 iyiliği hemen unutuyor ve şöyle diyor. Kadın kardeşlerimiz zaten bana bugüne kadar ne yaptın ki? Bak 10 tane iyilik yaptık kocası ama bir şeyi yapmadığı için hemen unutuyor. Unutkanlık kadınlarda erkeklerden daha fazladır. Unutuyor ve kocasının başına kalkmaya başlıyor. Zaten bugüne kadar bana ne yaptın ki? diyor. Bu ayetin tefsirlerine baktığım anda hemen anladım ki Allah Teala asla adaletsizce davranmaz. Her işinde bir hikmet vardır. Bu ayetin hikmeti de Demek ki buymuş dedim ve imanım daha kuvvetlendi. Bütün Müslüman kardeşlerime tavsiye ediyorum. İslam'a dair herhangi bir şeyi anlayamadığınız zaman muhakkak o konunun ehline gidin. Mesela bir hadis-i şerif anlayamadım mı? Benim mantığıma bu hadis uygun gelmiyor. Hemen hadis şarihlerine gideceksiniz. Hadis harimlerine. O hadis hakkında nasıl açıklama yapmışlar? Bir ayeti anlayamadım mı? Mantığını oturmadı mı? Hemen müfessirlere gideceksin. O ayet hakkında ne demişler? Buna baktığın zaman süt liman olacak. Hafızanda ve kalbinde her şey oturacak. Şeytanın ağzını kapatmış, dilini kesmiş olacaksın Allah'ın izniyle. Madem İslam barış dini, 哦。Oh. dinden çıkan mürtedin bulunduğu yerde öldürülmesini Hz. Muhammed neden emretmiştir? Vallahi böyle bir emri yok Muhammed Aleyhisselam'ın. Ateist sayfalarından zehirlenmiş bu kardeşim. Muhammed Aleyhisselam'ın dinden çıkan bulunduğu yerde öldürün diye bir hadis-i şerifi yoktur. Hadis şudur. Dinini değiştireni öldürün. Buhari hadisidir. Sahih bir haberdir. Ama bulduğunuz yerde öldürün. Nerede kalsanız öldürün falan diye vahşi bir şekilde böyle bir şey yoktur. Efendimiz Aleyhisselam zamanında Halid bin Velid vazifelendirdiği komutanlardan bir tanesi. Ordusunda Müslümanlardan bir tanesi mürted oldu. Dinini değiştirdi değiştirdi. Halit bin Velid hemen o anda onu infaz etti, öldürdü. Geldi, ordu geri döndü. Halit durumu Efendimiz Aleyhisselam'a bildirince Muhammed Aleyhisselam buyurdu ki ''Ya Halit ben senin yaptığın şeyden beriyim. Allah'a sığınırım. Senin onu birkaç gün hapsetmen ve itiraz ettiği şeyi ona bildirmen gerekmez miydi?'' Bakın mürted, mürtedin öldürülmesi konusunda yapılması gereken şeyler var. Öldürülmesi için durum zor. Yani bir anda hemen bir şeyi inkar ettiği zaman öldüremezsin. Önce hapsedilmeli ve inkar ettiği nokta kendisine bildirilmeli. Alimler tarafından o konu delilleriyle açıklanmalı. Bu açık açıklandıktan sonra ikiye ayrılır. Görüş ya tehcir edilir yani hicret etmeye zorlanır. Ülkeden ayrılması istenir. Çünkü İslam'a göre dinini terk eden bir insan İslam'a ihanet etmiş sayılır. Bir kere ihanet eden de hep ihanet eder. Ve İslam hakkında kara pro propaganda yapmaya başlar. İslam hakkında kara propaganda yapmasın diye ülkeden tehcir etmeye zorlanır. Geri dönerse öldürülür. Mesele budur. Şimdi FETÖ konusunda Amerika'dan aldığı emirlerle bu ülkeye ihanet etmiş olan Amerikan askerleri var. Bizim üniformamızı giymişler ama kalbi olarak Amerika'nın tanrılığına iman etmişler. Amerika'ya biat etmişler. Emri Amerika alıyorlar. Halktan almıyorlar. Bunlar bize bir kere ihanet etti. Bunlar affedilirse ve tekrar görevlerine iade edilirse, en kritik yerlere tekrar FETÖ'cüler konulursa, tekrar ülke içinde bombalar patlamaya başlayacak. Tekrar faili meçhul cinayetler ortaya çıkacak. 90'ların karanlık Türkiye'si geri dönecek. Hocalar, alimler, kanaat önderleri öldürülmeye başlanacak. Neden? Çünkü bir kere ihanet eden devamlı ihanet eder. Bu evrensel bir gerçektir. Bundan dolayı İslam'ı, İslam bu hükmü bildiğinden dolayı mürtedin öldürülmesi emrini vermiştir. Ama yok bulduğunuz yerde öldürün, tek kelime konuşturmayın, savunmasını dinlemeyin diye böyle kara propagandalara yer yoktur. Bunlar ateist zırvalarıdır, ateist uydurmalarıdır. Hocam sosyal hayatınızda neler yapıyorsunuz? Oyun oynar mısınız? Dizi izler misiniz? İzliyorsanız mesela hangileri? Dinlenme zamanlarım var, haber izleme zamanlarım var, ailemle oynadığım zamanlar var. Tabii ki hayatın büyük çoğunluğu 10 saatim, 12 saatim soru cevaplama, ilmi vazifelerime hazırlanma bunlarla geçiyor. Ama dinlenmek zorunda olduğum zamanlar var. Bütün bu olaylardan uzaklaşmak istediğim zamanlar. Spor yaparım, yürüyüş yaparım, bisiklet kullanırım, bilgisayar oyunu oynarım. Her gün 1 saat, 2 saat bilgisayar oyunu oynarım. Şu anda oynadığım oyun şeytanları kesmeceli, tanrıları parçalama, parçalamacalı. En sevdiğim oyun türü budur. Şeytanları keseceğim, tanrıları parçalayacağım. Diablo Immortal şu anda takıldığım oyun bu. Yine Grim Dawn oynuyorum. Tepeden bakma, izometrik görüş açısıyla şeytanları kesiyorsun, tanrıları falan parçalıyorsun. Orada bir İslam'a hizmet ettiğim hissiyatına kapılıyorum. Beni motive böyle bir kafamı dağıtmak için arada bilgisayar oyunları oynuyorum. İzlediğiniz dizi var mı? Evet var. En son izlediğim dizi Mandalorlu Star Wars evreninde geçen bir dizi. Onu bitirmiştim. Şimdi oğlumla Obi-Wan Kenobi izliyorum. Jedi olayı beni çok sarıyor, çok hoşuma gidiyor. Işın kılıçlarıyla falan, zihin gücüyle nesneleri hareket ettirmesi falan. İnşallah cennette Allah Teala bu kuvvetleri bize verecek. Böyle faaliyetlerle olaydan uzaklaşmaya ve zihnimi dinlendirmeye çalışıyorum. Hep ciddiyet olmaz. Muhakkak dinlenmemiz gereken zamanlar olmalı kardeşler. PlayStation yok kardeşim. Oyun fiyatları çok pahalı. O yüzden bilgisayardan <laughs> Biz kuracağız gelin burada kapışalım. Aa, burada PES'te ya da FIFA'da kapışabilirim haberiniz olsun bak. <laughs> Benim anlamadığım Allah kalplerin mühür, kalplerini mühürlediği insanları neden cehennemle cezalandırıyor? Klişe ateist sorularındandır. Allah Teala Hazretleri zalim değildir. Durup dururken birisinin kalbini mühürlemez. Yani bu neye benzer? Biz durup dururken yolda tipini beğenmediğimiz bir insanın suratına yumruk atmamız gibi. Ya da ben tekman duyucuyum döner tekme atmamıza benzer. Durup dururken sen bu adama niye döner tekme atıyorsun ya? Bu zalimlik değil midir? Bu zorbalık değil midir? Hayır. Allah böyle yapmaz. Kalbini mühürleyecekse bir insanın, o insan muhakkak mühürletecek, kalbini mühürletecek bir şeyler yapmış olmalı. Şimdi o insan 4 yaşında, 3 yaşında, 2 yaşında bir kız çocuğuna sulanırsa ve cinsel olarak ondan faydalanmaya çalışırsa Allah tabii ki bu insanın kalbini mühürler. Niye camiye giden bir insanın kalbini mühürlemiyor? Niye fakire zekat veren bir insanın kalbini mühürlemiyor? Verdikçe daha fazla vermek istiyor bu insan. Bak gönlünü İslam'a açtığı insan böyle. Bir iyilik yapıyor, tatmin olmuyor, doymuyor. Daha fazla iyilik yapmaya çalışıyor, gidiyor dernek kuruyor. Daha çok insanın karnını doyuruyor. Bak bu insanın kalbini de Allah açıyor. Neden açıyor? Onun kalbini açıyor da neden bunun kalbini mühürlüyor? Çünkü o iyi işler peşinde. Bir kul iyi işler yaparsa Allah onun kalbini İslam'a açar. Feyiz doldurdukça doldurur. Muhabbet ve aşk doldurdukça doldurur. Etrafındaki salih insan sayısı gittikçe artar. Faydalı olmak ister. Farklı insanlara faydalı olmak ister. Öbür insan pislik yaptığı zaman bir pornografik bir görüntü izlediği zaman o orada durmaz. Kalbine bir kir gelmiş olur. Pornografi ilerler ve şiddet pornosuna dönüşür. Aile içi pornoya dönüşür. Çocuk pornosuna dönüşür. Sonra Hayvanlarla alakalı porno. Bunun sonu yok. Bunun sonu yok. Pislik üstüne pisliğe gider. Sonra o kişi bakar kalbi mühürlenmiş. Ve şöyle demeye başlar. Daha düne kadar cuma namazlarını kaçırmayan adam o bir porno izlemekten kalbi mühürlenmeye gelmiş adam şöyle demeye başlar. Bana göre yalan hepsi ya. Ne Kur'an'ı ne ne peygamberi ya. Bunu söylerken dili titreyen bunu düşündüğü zaman bile imanın mı gitti acaba diyen bundan bir sene önceki adam sadece bir porno izlemeyle kalbin mühürlenir ve bu cümleyi çok kolay bir şekilde arkadaşları arasında alay ederek söylemeye başlar. Allah kalbini durup dururken mühürlemez. O bir şeyler yapar. Pis bir şeyler yaptıktan sonra Allah onun kalbini mühürler ve tövbe etmezse onu asla cehennemden cennete koymaz. Peki bunu bilebilir miyiz? Yani karşımızda tebliğ edeceğimiz bir insanın kalbinin mühürlü olup olmadığını bilebilir miyiz? Hayır Allah bunu bize gizledi. Bakın dünyanın gördüğü en kirli insan, en pis insan Ebu Cehil falan değildir. Dünyanın insanlık tarihi boyunca gördüğü en kirli insan Firavundur. Mısır'ın tanrısı. Haşa ve kella. Bu insan bir çocuk katilidir, bir soykırımcıdır. Daha da ötesi ben Allah'ım, ben Musa'nın Allah'ından daha hayırlıyım diyen bir adamdır. Allah Teala Hazretleri, peygamberi Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a git ve ona şöyle de diyor ayet-i kerimede. Ey Firavun, Rabbimden sana gönderildim. O şöyle buyurdu. İstemez misin temizlenesin? Bakın temizlenesin. Yani Firavun'un bile temizlenme ihtimali var mı? Dönebilme ihtimali var mı? Firavun'a de ki diyor, istemez misin temizlenesin? Firavun bile dönebilecekse çocuk katili, soykırımcı, ben Allah'ım bir adam. Bu bile dönebilir. Firavunla Hitler'i kıyas etmeyin. Bakın Hitler hiçbir zaman ben tanrıyım dememiştir. Hitler üç tanrıya tapan bir Hristiyandır. Kendi ırkının üstün olduğunu, bütün ırklardan üstün olduğunu söyleyen soykırımcı bir adam. 10 milyon insanı sivili katletti. Ama asla ben tanrıyım, ben ilahım demedi. Üç tane Allah'a iman ediyorum dedi ve soykırım yaptı. Hitler bozuklukta Firavun'un yanına yaklaşamaz. Ama tövbe etseydi kul hakları hariç Allah bütün mirahlarını affede affedebilirdi. Bu kudreti var Allah'ın. Dolayısıyla karşımızdaki insanın battığı bataklık durumu, derinlik, battığı derinlik ne kadar ne boyut olursa olsun biz onun kalbi mühürlü falan buna söz işlemez deme hakkına sahip değiliz. Kimin kalbinin mühürlü olduğu, kimin açık olduğu bize gizlenmiştir. Her insana potansiyel bir Müslümandır. Düzeltebiliriz, yöneltebiliriz. Gözüyle bakmak zorundayız kardeşler. Şeriat sizce olmalı mıdır? Ve şeriat kurallarının hepsini uygun buluyor musunuz? Şeriat demek Allah'ın yönetmesi, Allah'ın hükümler bütünü demektir. Kesinlikle olmalıdır ve tüm dünya üzerinde olmalıdır. Şeriatın tüm dünya üzerinde egemen olduğu, kuvvetli olduğu ve yönetime geçtiği zamanlarda bakın kan dökülme miktarına, kadın cinayetlerine, tecavüzlerine, intihar miktarlarına bakın. Tüm dünyada şeriatın kuvvetli olduğu anlar. iki dönem oldu. Bir, Muhammed Aleyhisselam ve sahabeleri, dört halife, beş halife dönemi. Şeriat tüm dünyada çok kuvvetli. Dünyada söz sahibi hüküm ediyoruz. Devletler arasında sözümüz geçiyor. Herhangi bir yerde Müslüman bir ahali, ahali, varsa, zulme uğruyorsa Müslüman devlet hemen müdahale ediyor. Ve dünyada kan dökülme miktarı, taciz, tecavüz, kadın cinayetleri minimum seviyede. İntihar minimum seviyede. Şeriatın kuvvetli olduğu birinci dönem. İkinci dönem Osmanlı dönemi. 623 sene hayatta kaldı atalarımız. 4 asr da dünyaya hükmettiler. Dünyanın tek patronu. Amerika dediğiniz ülke 50 yıldır dünyanın patronu. İngiltere'den dünya liderliğini aldı. 50 sene. Bizim dedelerimiz 4 asır boyunca dünyaya hükmettiler. Cinayetlere bakın. Kadın cinayetleri, boşanmalar, intihar, intihar sayıları, rakamlar ortada. Bunlara bakın. Şeriat dünyada ne kadar fazla yayılırsa kaos, kan, savaşlar o kadar azalır. Suç oranları o kadar düşer. Uygula ve sonuç al. Hesap çok basit. Hocam neden şeriatın böyle bir özelliği var? Çünkü şeriatı bu sistemi kuran zat Allah Teala'dır. İnsanı yaratan Allah Teala olduğu için Için, insan için en gerekli olan sistemi bilen zat da Allah Teala'dır. Dolayısıyla İnsan yapımı hiçbir kanun, hiçbir sistem, komünizm, laisizm, Kemalizm, demokrasizm, hiçbir sistem Allah'ın sistemi olan Şeriat'ın, yani Kur'an-nizamının yanına yaklaşamaz. Uygula ve sonuç al. Rakanlar yalan söylemez, matematik yalan söylemez. Kadın ve erkeğin eşit olmaması dinin yayılmasında kadın cinsini daha aşağı göstermez mi? Subhanallah, kadın ve erkeğin eşit olmaması ne demek? Benim sohbetim var bir saat. Kadın ve erkek eşit mi? E, erkekler kadınlardan üstün mü diye bir saatlik sohbetim var. Burada nasıl eşit olduklarını delilleriyle anlatıyorum. Anlı bir sual. zehirlenmiş ateistlerin de zehirlenmiş bir arkadaşımızın suali bu belli. Hayır, kadın ve erkek haklar hususunda eşittirler. Sorumluluklar hususunda Allah Teala biz erkekleri yaratışımızda daha kuvvetli, zorluklara karşı daha dayanıklı yarattığı için sorumluluğumuzu kadınlara göre daha fazla yapmıştır. Aramızdaki fark sadece sorumluluklar konusundadır. Yoksa kadın erkek eşittir. İslami yayma noktasında da erkek İslam davetçileri olmak zorunda olduğu gibi kadın İslam davetçileri de olmak zorundadır. Şimdi Allah Teala cihad emrini Kur'an'da bize emretti. Ama kime emretti? Erkeklere emretti. Savaş olduğu zaman bir ülkede kadınlar cihada savaş meydana gitmek zorunda mı? Hayır değil. Kime verdi bu emri? Biz erkeklere verdi. Kadınlar geri planda bize hizmet yapacak. Arka planda hizmetimizi yerine getirecekler. Sağlıktı, gıdaydı, lojistikti. Ama ön cephede savaşma olayı biz erkeklere aittir. İşte aramızdaki fark buradadır. Sorumluluklar. Yoksa kadın ve erkek eşittir. Kaldı ki kadınlarımıza atılan, ateistler tarafından atılan bir iftirada kadınlar İslam'a dair hiçbir hizmet yapmıyor. Hep geri planda tutuluyor. Bu büyük bir yalandır. İslam tarihinde en büyük rivayet zincirini oluşturan kişi, en çok rivayet yapan kişi Ebu Hureyre'dir. Allah ondan razı olsun. Muhammed Aleyhisselam'ın sözlerini en fazla bize getiren sahabi. 5000'den fazla hadis-i şerif rivayet etmiştir. İkinci sırada kim geliyor? Annemiz Ayşe radıyallahu anh'a. 2000'den fazla hadis-i şerifi bize bir kadın rivayet etmiştir. Ayşe annemiz. Muhammed Aleyhisselam'a kadın kadın sahabe efendilerimiz geldiğinde fıkhi bazı sualler sorduğunda ve bazen de erkekler için yüz kızartıcı sualler sorduklarında kadınların muayyen halleri vardır. Bunları erkeklere değil bayan hocalara sormaları lazım. E bayan hocaya sorması için bayan hocayı bunu kim yetiştiriyor? Erkekler, bayan talebeler yetiştiriyor. Bayanlar da kendi durumlarıyla alakalı özel sualleri bu bayan hocalara soruyorlar. Hangi kadın gelse Muhammed Aleyhisselam'a ne derdi? Hanımım Ayşe'ye gidin, hanımım Safiye'ye gidin bu konuyu size açıklasın. Yüzü kızarırdı Efendimiz Aleyhisselam. Çok utangaç bir peygamber. Yüzü kızarırdı hemen kadın sahabelere, annelerimize gönderirdi. Çok evlilik yapmasının sebeplerinden bir tanesi buydu. İlmi olarak yetiştirdiği kadınlar var ve kadınlar da gelsin benim yetiştirdiğim hanımlarıma sorsunlar. Fıkhi olarak cevaplarını onlardan alsınlar. Mesele bu. Kadınlarımıza atılmış olan İslam tarihindeki kadınlara atılmış olan iftiralardan bir tanesi. Bu sual tevcih edilen bu sualdir. Allah Teala milletimize şuur versin. Önde iki sual gelmişti. Bunları da hallederim. Önce sağ. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Karşınıza bilmediğiniz iki yol çıkarsa sağa tercih edin. İslam'ın doğru din olduğunu nasıl kanıtlayabilir? Evet bunu kanıtlayabilirim. Yahudilik olamaz çünkü iki tanrı inanışına sahip. Yerleri ve gökleri yaratan bir zat olmak zorunda. Hiçbir şey kendi kendine var olmaz. Bana bu çekimi yapan, benim yaptığım bu konuşmayı kaydeden şu karşımdaki kamerayı izleyen herhangi birisi şunu diyemez. Bu kamera bir patlama sonucu kendi kendine oluşmuştur. Bunu derse aklından zorun var derler. Bakırköy'e kapatırlar. Muhakkak bu kamerayı bir üst akıl olmak zorunda. Bu kamerayı anlayan bilen birisi olmak zorunda. Ve karşımda şu anda bu çekimi yapan biri olmak zorunda. Kendi kendine asla olamaz. Dolayısıyla yerler ve gökler varsa, güneş varsa, ay varsa bütün bu nizam yörüngeye oturtulmuş bir şekilde verilmiş matematiksel hesaplarla dünyadaki hayatı, yaşamı devam ettirebilmek için akıp gidiyorsa bunu ortaya koyan, bu hesaplamaları yapan bir üst akıl olmak zorunda. Andromeda'yı yanımıza koymuşsa, bu galaksinin yanına koymuşsa, diğer sayamadığımız ve göremediğimiz milyarlarca, trilyonlarca galaksiyi yaratmışsa ve bu galaksinin etrafı donatmışsa bunları yaratan bir üst takıl olmak zorunda. Önce Allah var mı bunu anlayacaksın. İslam'ın doğru din olduğunu anlamak istiyorsan. Önce Allah var mı? Allah var mı'nın delilleri anlattığım onlarca sohbetim var. Bunları izleyeceksin. Allah var mı'nın var mı sorusunun cevabını kesin olarak aldıktan sonra hangi din doğru? İnsan yapımı dinler var. Allah yapımı İbrahim'i dinler deniyor buna. Bu dinler var. Allah yapımı dinler içinde en eskisi Yahudilik. Yani Musevilik. E, Musevilik de ana akım, ana inanış maddesi. Bir Allah var, bir de oğlu Üzeyir var. Bir milyondan fazla Tevrat ayetini ezbere bilen tek kişi dünyada Üzeyir Aleyhisselam olduğu için Yahudi alimleri ve halk bu olsa olsa Allah'ın oğludur dediler ve Üzeri Aleyhisselam'a da tapınmaya başladılar. Allah'ın yanına eş olarak Üzeri Aleyhisselam'ı koydular. İslam tevhiddir. Bir erkek bir kadınla evlendiği zaman o kadına ikinci bir eş koyamıyor. İkinci bir eşi ona layık göremiyor. Sadece her kadının bir tane kocası olur diyor. Bunu bile kabul edemiyor. Karısına ortak kabul edemiyor. E Allah yerleri ve gökleri aletsiz yaratanın bir ilah olduğuna göre nasıl ikinci bir ilahı kabul etsin? Böyle bir şey olabilir mi? Muhaldir. Akla, akla muhaldir. Dolayısıyla Yahudiliği eledik. Bu mümkün değil çünkü iki tanrı. Hristiyan Hristiyanlığa gelelim. Musevilikten sonra İsa Aleyhisselam geldi. Hristiyanlık inanışının temel doktrini üç Allah var. Allah, Oğlu İsa, karısı Meryem. Haşa ve kella. Allah'ın yanına iki tane daha insan koydular. Yani Allah'ın Kur'an'daki deyimiyle İsa da Meryem de yemek yer ve uyurlardı. Bakın Mevla Teala ayette yemek yerlerdi diyor. Niye iki tane insanın yemek yediğini söylüyor? Çünkü yemek yiyenden ilah olmaz. Dolayısıyla durum böyleyken İslamiyet'in hak din olduğunu, tek Allah'a iman etmemiz için bizi zorladığını ve temel inanış maddesinin tevhid olduğunu iyi anlamak, idrak etmek lazım kardeşler. Hocam selamun aleyküm. Takım tutar mısınız? Evet kardeşim. Babadan kalma Fener Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi çok iyi tanırım, çok iyi bilirim. Aşağı yukarı belki 30 yıldır maçlarını seyrederim. Yoğunluktan dolayı izleyemediğim maçları olur ya da berbat futbolundan dolayı tepki verip izlemediğim, kasten izlemediğim maçlar olur. Bazı seneler çok berbat futbol oynuyordu. 6. 7. olduğu seneler vardı. Üst üste 8-10 maçını hiç izlememişimdir. Ama izlemediğim maçlarında bile muhakkak 2-3 gün içinde özetini seyrederim. Tahammül edemiyorum tam maçı seyretmeye ama o 2-3 dakikalık özeti muhakkak seyrederim. Baba sevgimden dolayı geliyor. Babam çok fanatik bir Fenerbahçeliydi. Ben de fanatizm falan yok. Gördüğüm neyse bir hakem gibi ortadan konuşurum ve onu söylerim. İnsanlar bundan dolayı Fenerbahçeliliğimi çok severler. Herhangi bir rakip takımla maç izlediğim zaman ne görüyorsam onu söylerim. Benim takımım budur, penaltı değildi, benim takımımdan dolayı falan gibi yanlış görüşler asla bende olmaz. Bir hakem gibi ortadan konuşurum. İslam'a dair herhangi bir meselede ya da iki kardeşin arasını bulma konusunda hakemliğime çok defa başvurulur ve ortadan konuşurum. Çünkü bu büyük bir kul hakkıdır. Fenerbahçe sevdam da buradan geliyor. Neden çok seviyorum bu takımı? Çünkü Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı. Beş tane yıldızı var. 28 şampiyonluğu var. İkinci mesele FETÖ'nün darbe yaptığı, operasyon çektiği tek takım Fenerbahçedir ve bizi rakiplerimizden 10-15 sene geriye atmışlardır. Amerika'dan aldıkları emirlerle kulübü ele geçiremeyince, başkana olan kinlerinden, hırslarından dolayı bize operasyon yapmış ve 6 tane birinci sınıf yıldızımızı şampiyon olduğumuzun hemen akabinde Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. 6 yıldızımız şike kumpasından dolayı bizi terk etti ve takım 10-15 sene geriye gitti, rakiplerden geri düştü. Şu anda da 9-10 seneden beri hala bu takım şampiyon olamıyor. Her sene zengin bir başkanımız var, iyi niyetli, hakikaten işin ehli adamı geçir başımıza. Fakat işi öğreninceye kadar çok büyük hatalar yaptı. İkinci sınıf, üçüncü sınıf topçularda ekibi doldurdu, kadroyu doldurdu ve berbat futbol oynatmaya devam etti. Ama şu anda bu sene ümitliyim. O sene bu sene uzun saçlı, karizmatik bir hoca bizim başımıza getirdi. Ve oynattığı futbol birinci sınıf. Liverpool ya da Manchester City tarzı. Onların da özetlerini seyrediyorum. Asla kaçırmam. O iki takım müthiş keyif veriyor. Futbolu o iki takımla hazın alıyorum, zevkini alıyorum. Evvelki senelerde Madrid'le Barca'ydı. Şu anda onlar bitti. Liverpool, Manchester City. Bu ikisi yedi tane topçuyla önde basan, hızlı bir şekilde hücum eden, pas oyunu değil, hücum oyunu oynayan takımlar. Şu anda Fenerbahçe'yi oynatmak istediği oyun aynı. Bunu görebiliyorum. Bu şekilde devam ederse o sene bu sene olabilir. Paçamızdan da çekilmezsek, yanlış Dış hakem kararlarıyla falan paçamızdan da çekilmezsek bu sene inşallah 29'u bulacağız kardeşler Mevla Teala yolumuzu asan etsin. Artık rakipler de bize biraz yani iltimas göstermesi lazım. Bunlar paçasından çekildi. 10 yıl geriye, geriye atıldı. Şampiyonlar yaklarını da aldık bunlardan. Mahvoldular. Bari bu sene Fenerbahçe'ye karşı biraz daha müşfik oynayalım. Verelim maçları gitsin. Şampiyon olsunlar bunlar. Rakiplerin de biraz merhametli olmaları lazım. Ama yok. Bize karşı gelen takım şov yapıyor. Şaha kalkıyor. Normalden iki misli enerji sarf ediyor. Ve bizi mağlup edebiliyorlar. Allah hakkımızda ayrılsın nasip etsin. Futbol izlemekte fetvasını da vereyim. Futbol izlemekte hiçbir sıkıntı yok. Tek sorun burada dizlerin üzerine geçen şortlar. Erkekte biliyorsunuz mahrem bölge göbek deliği ile diz kapağı arasıdır. Şortlar biraz kısa. Rica ediyorum federasyonumuzdan ve kulüplerimizden. Şortları biraz daha aşağı indirsinler ya. Dizlerin altına indirsinler. Biz de rahat rahat maçımızı seyredelim. Bu olaya dikkat etmeleri lazım. Namazları kaçırmıyorsan, ilmi faaliyetlerini kaçırmıyorsan, kendini geliştirme konusunda ve helal kazanma konusunda kaçırmıyorsan, üzerine bahis de oynamıyorsan futbol maçı izlemekte ya da bir takım tutmakta hiçbir sakınca yoktur sevgili kardeşim. Sert bir sual. Şu yaşıma kadar gördüğüm ilim sahibi tüm Müslümanların konuşmalarına baktım. Hepsinde de münafık tavırlar var ya da lafı evirip çevirme var. Tatmin olmadığını söylediklerinde ise kalbin kilitli satılmış olmasıyla ilgili korkutan ayetler veriyorlar. Sizce bu mantıklı mı? Kardeşim yani demek ki arızalı insanlarla görüşmüşsün. Youtube'a girdiğin zaman ilim sahibi insanlarla görüşmeye başladığın zaman bunları izlediğin zaman %50 şansın vardır. Ya Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin yolunu yani Kur'an'ın yolunu takip eden bir hocaya denk gelmiş olacaksın. Ya da Fransız İslam'ını temsil eden ya da Selefiliği sonradan uydurulmuş bir dini temsil eden ya da Şiiliği temsil eden bidat fırkalardan bir tanesine denk geleceksin. %50 şansın var. Sen diğer %50'lerden bir tanesine denk gelmişsin ve sualini bunlara sormuşsun. Sualini bize sorsaydın, ana caddede yürüyen bir hocaya sorsaydın bizden hiçbir münafıklık falan görmezdin. Samimiyetten başka bir şey görmezdin ve cevabını alırdın. Biraz arızalı insanlara denk gelmişsin. Buna yorumluyorum. İnşallah bundan sonraki seçimlerini daha iyi yaparsın. Artı %50'lik kısma geçersin. Yani ehli sünnetten bir hocaya sorarsın. Ben de suallerini memnuniyetle, samimiyetle cevaplarım. O zaman bakalım aynı cümleleri bana bir daha söyleyebiliyor musun? Bir tane daha alalım bakalım ne gelecek. Kehf suresi 86. ayete göre Zülkarneyn aleyhisselam ilahiyatçılara göre Büyük İskender olabileceği konuşulur bu arada. Boş muhabbet. Alakası yok. Büyük İskender'le Zülkarneyn aleyhisselamın bağlantısı yoktur. Zülkarneyn aleyhisselam tevhide inanmış olan bir peygamberdir. İskender ise inançsızdır. İnanmayan bir insanla Zülkarneyn aleyhisselamı bağlantıya sokamazsın. Tabi ilahiyatçılara baktığın zaman Kur'an'ın bir kısmı Kur'an'dan çıkartıl çıkartılmalı diyen ilahiyatçılar piyasada olduktan sonra bu görüşler bizi pek şaşırtmıyor. Zülkarneyn dünyanın sonuna gitti ve güneşi bir balçığa batarken bulduğu ayeti vardır. Evet bu ayet vardır. Güneş balçığa mı batıyor cidden yoksa bu da mı sembolik bir anlatım? Evet güneş balçığa falan batmıyor. Güneşin batışını herhangi bir okyanusun gerisinden seyrettiğiniz zaman güneşin ışınlarıyla beraber okyanusu simsiyah görürsünüz. Mavilik gider. Okyanus siyah görünür sanki siyah bir batak gibi bir balçık gibi görünür. E, güneşin batışı da sanki bu okyanusun bu balçığın içine batıyormuş gibi görünür. Burada verilmek istenen tasvir budur. Halbuki dünya yuvarlak olduğu için böyle görünüyor. Güneş suyun içine falan batmıyor. Eski insanlar güneşin suyun içine falan battığına inanırlardı. Böyle bir şey yoktur. Güneş yuvarlak bir dünyada, dönen bir dünyada batarken balçığa batmış gibi göründüğünden dolayı ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Zülkarneyn Aleyhisselam bir kavime gitti. Kavim okyanusun dibinde bir kavimdi. Onları ıslah etmek, onlara nasihat etmek için buraya gitti ve orada güneşe baktığında balçığa batar gibi gördü. Ayet-i kerime bize bunu anlatıyor. Ayetleri tefsirlerle okumazsak keyfi mana veririz. Bana göre burada demek ki dünya düz, güneş de bazen okyanusa batıyor, sabahları da okyanustan çıkıyor. Din bana göre el olmaz. Nakille olur. Kafana takılan her meselede konuyu ehline danışacaksın. Kur'an'ın ehli de müfessirlerdir. Yani Kur'an tefsircileridir, Kur'an alimleridir. Bunlara bakmak lazımdır. Hoca olmaya tam anlamıyla Müslüman olmaya nasıl karar verdin? Mesela neden Hristiyanlığı seçmedin? Ne fark vardı? <laughs> Çok büyük fark var. Müthiş bir fark var. Bir erkeğin ben kadınım demesi gibi bir fark var. Yani Müslümanlık demek tevhid dini demektir. Allah'ın yanına hiçbir ilahı koyamazsın. Hristiyanlığa baktığın zaman da temel inancında üç tane Tanrı'ya inanmak zorundasın. İslam, kul huvallahu ehad diyor. De ki o Allah tektir. Hristiyanlık diyor ki Allah var evet bir ilah var aynı Allah'a iman ediyoruz ama bizim inandığımız Allah'ın bir karısı var bir de oğlu var. Şimdi tevhide iman etmiş olan bir Müslümanla üç tanrıya iman etmiş olan bir Hristiyan asla yan yana gelemez. Bundan dolayı Hristiyanlığı asla seçemezdim. Hoca olmaya tam anlamıyla Müslüman olmaya nasıl karar verdin? İmam Hatip yıllarımdan sonra tasavvufa girdim, tarikata girdim. Tarikat bizi ateşlendirdi yani bir arabam vardı ama benzini yoktu. Arabam kapının önünde duruyordu. Tarikat bize benzin verdi ve bu benzini ücretsiz olarak verdi. Enerjim doldu. Bir kişiye, iki kişiye öğrendiğim bilgi anlatmaya başladım. Halbuki daha evveliyattan Kur'an kursu eğitimim var, imam Hatip eğitimim var. Fakat insanlara İslam'ı aktarma gibi bir derdim gayem yok. Bu gayeyi, bu derdi, bu aşkı, bu cihat sevgisini bana tarikat yani tasavvuf yolu aşıladı. Bundan sonra İslam'ı birkaç kişiye anlatınca ve bunların içkiyi bıraktığını, zinayı bıraktığını, kumarı, faizi bıraktığını ve namaza başladığını görünce hayat kurtarma keyfi, o lezzet, o haz, o bağımlılık bende oluştu. Zaten bir kişinin hayatına dokunduğunuz zaman, bir kişinin hayatını kurtardığınız zaman Kur'an'ın deyimiyle bütün insanlığı kurtarmış gibi olursunuz. O kadar sevap kazanırsınız ve siz artık bir bağımlı olursunuz. Ben şu anda bir bağımlıyım. Hayat kurtarma bağımlısı. O anda daha ilk kişinin namaza başlamasına, içkiyi bırakmasına vesile olduğunda karar verdim. Benim İslam davetçisi ve hoca olmam lazım. Bir hayata değil binlerce hayata tenakuz etmem lazım, temas etmem lazım ve insanlık için, vatan için, millet için ve İslam için faydalı bir birey haline dönüşmem lazım dedim. Hoca olmaya karar verdim. Allah da yürü ya kulum dedi. Allah ilim vermezse, Allah yürü ya kulum demezse çalışmak gibidir bu. Çok insan zengin olmak için çalışıyor ama Allah yürü ya kulum demediği için on kişinin 9'una zengin olan Çalışıyorlar, rızıklarını temin ediyorlar ancak. Geçinebiliyorlar ama zengin olamıyorlar. İnsanların çoğu da böyledir. İlmi çok tahsil eder, hoca olmak ister, alim olmak ister ama ondan dokuzuna bu nasip olmaz. Çünkü Allah yürü ya kulum demez. Ondan birine nasip olur. Rabbime hamdolsun hayatlara dokunmak bize nasip oldu. Allah istese herkesi bir anda Müslüman yapamaz mıydı? Ayetle bunu Mevla Teala cevaplandırıyor. Dileseydik bütün insanları iman ettirirdik. Bu bir ayettir. Herkese iman ettirirdik diyor. Ama bunu yapsaydı ne olurdu? Cebriye olurdu yani bizi zorlamış olurdu. Allah böyle murad etmedi, böyle dilemedi. Allah'ın dilediği şu. Cennete hak edenler gitsin. Güzel işler yapanlar ve hak edenler gitsin. Cehenneme de kirli işler yapanlar ve cehenneme hak edenler gitsin. Allah bunu murad ettiği için bize akıl verdi, nefs verdi, ruh verdi ve bir seçim şansı, irade verdi, irade gücü verdi. Seçimleri biz yapıyoruz. Ya sigara bağımlısı olacağız, ya sohbet bağımlısı, ilim bağımlısı, Kerem Hoca'nın bağımlısı olacağız. Ya küfür bağımlısı olacağız, ya güzel söz söyleme, güzel sözleri ezberleme, hadisleri ezberleme ve insanların hayatını kurtarma bağımlısı olacağız. Bu seçimleri yapma konusunda Allah bizi özgür bıraktı. İnşallah inşallah hayatımızın geri kalanında doğru seçimleri yaparız ve cenneti kazananlardan oluruz. Amin amin bir hürmeti Taha ve Yasin. Kardeşimiz şöyle sormuş. Yaşadığımız dünya bir oyun mu? Eğer öyleyse Allah neden oyun oynuyor? Allah Teala Hazretleri Kur'an'da bunun tam aksini söylüyor. Biz dünyayı ve içindekileri bir oyun ve eğlence için yaratmadık. Eğer eğlenmek isteseydik eğlenecek başka şeyler yaratırdık. Allah Teala için eğlence yaratmaktan daha kolay ne var? Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'inde biz Müslüman erkekleri motive etmek için huri kızlarıyla evleneceğimizden bahsediyor. Dünyada işi benzeri olmayan kızlar. Bunlarla evleneceğimizden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'inde. Biz erkekleri motive edebilmek, zinadan ve haramlardan kopartabilmek, uzaklaştırabilmek için. Şimdi bunu yapmaya kudreti olan bir Allah eğlenmek istese eğlenemez mi? Demek ki dünyayı oyun ve eğlence için yaratmadı. Tam aksine insanların ebedi hayatı yani cennet hayatını kazanabilmesi için bir sınav yeri olarak yarattı. Ondan fazla ayeti kerime Kur'an'da bütün insanlığı sınav etmek için yarattığını bildirdiği ayet vardır. Bunları iyi okumak lazım ve buranın bir oyun ve eğlence yeri olmadığını idrak etmek lazım. Ebu Bekir Sıddık'ın sözünü hatırlayın. Allah ondan razı olsun. Eğlenmeyi ve dinlenmeyi kabre bırakın. Dolayısıyla burada çalış. Gayret göstereceğiz, insanların hayatına dokunup onları kurtarmaya, pis yollardan çekip almaya çalışacağız. Cihad edeceğiz, vatana, millete, ümmete faydalı işler yapacağız. Eğlenme, dinlenme nerede? Kabirde. Orası bize cennet bahçesi Allah'ın izniyle. Ülkemiz Afganistan, Pakistan, Arabistan gibi kadınlara yasak koyan bir yer olabilir mi? Olması sizce uygun mudur? Her devlet, İslam'ı halkının çoğu İslam'a iman etmiş olan her devlet gerekli gördüğü zaman bazı kanunlar çıkartabilir, bazı kanunları kaldırabilir. Mesela halifemiz Abdülhamid Han çarşaflı kadınlara peçe takmalarını yasaklamıştır. Bakın bu bir İslam halifesidir. Çarşaflı kadınlarımız tarihten beri peçe takarlar. Gözleri hariç burunlarını dahi kapatırlar. İslamiyet'te böyle bir emir olmamasına rağmen halk içinde fitneye sebep olmamak için peçe takarlar. Abdülhamit Han bir emir çıkarttı ve peçeyi yasakladı. Neden? Çünkü onun döneminde İngiliz ajanlarının sayısı çok fazla arttı ve ajanlar mahalleler arasında kullandığı ortak elbise çarşaftı. Yüzlerini kapatan, peçeyle yüzlerini kapatan çarşaflar. Bombalı eylemleri bu çarşafların içinden yapıyorlardı. Faili ve şul cinayetleri bu çarşafların içinden yapıyorlardı. Halife güvenlik güçlerine kolaylık olsun diye peçeyi çarşafın içinden kaldırdı. İslam'a dair bir şeyi inkar etmemiş oldu. Zaten İslam'da çarşafın üzerine peçe koymak farz değildir. Bu bir güvenlik gereğiyle fitne çıkacağına şüphe duyduğunuz yerde peçe takabilir diye tavsiye vardır. Emir değildir. Dolayısıyla İslamiyet gerekli gördüğü yerde kadınlara da erkeklere de gerekli olan emirleri gerek giyinme konusunda, gerek soyunma konusunda, gerek gideceğimiz yerler konusunda, gerek izleyeceğimiz yerler konusunda bu kanunları çıkartma sorumluluğu vardır. Anayasamızda vardır bu kanun. Devlet halkının ahlakını ve maneviyatını gerekli gördüğü yerde korumak zorundadır. Bu anayasamızda olan bir maddedir. Şimdi televizyonlarda ya da izlediğimiz sosyal medya platformlarında eşcinselliği teşhir eden, çıplaklığı ve cinsel fantaziler anlatmayı teşhir eden programları gördüğünde devlet benim ve çocuklarımın, ailemin, çekirdek ailenin ahlakını korumak zorunda. Bunu yapmak için gerekli kanunları her zaman çıkartabilir ve çıkartmalıdırlar. Allah neden günah işlememize izin veriyor? İzin vermezse bize özgür bir irade ver, vermemiş olursa cennetin ya da cehennemin bir anlamı kalmaz. Kur'an-ı Kerim'de geçen sınav ayetlerinin bir anlamı olmaz. İmtihan sizi imtihan edeceğiz. Ailenizle imtihan edeceğiz, sağlığınızla imtihan edeceğiz, bir zaman korkuyla imtihan edeceğiz, açlıkla imtihan edeceğiz. Böyle onlarca ayeti kerime var. E madem imtihan edeceksin bizi, o zaman neden? Yani bu olaylar neden? Cenneti ve cehennemi neden yarattın diye sormak mantıksız olmaz mı? İmtihan etmezse o zaman Allah adil olmamış olur. Bizi zorlamış olur. Günah işlememize izin vermezse, sevap işlememize izin vermezse adil olmamış olur. Bize bir akıl verdi, bir irade verdi ve seçim şansını bize bıraktı. İki arkadaşımdan bir tanesi beni meyhaneye maç izlemeye davet etti. Diğeri beni Kerem Hoca'nın sohbetine ilim öğrenmeye davet etti. Şimdi burada ben özgürüm. İki yoldan solcuları da seçebilirim, sağcıları da seçebilirim. Sağcılar beni hep iyi tarafa götürür, solcular hep kötü tarafa, Allah'a isyana götürür. Hayatım içinde hep sağcıları takip edersem, sadıklarla, salihlerle beraber olursam cenneti kazanmışım olurum Kötülerle beraber olsam cehennemi hak etmiş olurum. Allah hak edenlerin cennete gitmesini istiyor. Hak edenlerin cehenneme gitmesini istiyor. Zorladıklarının değil. Allah'ın bu dünyada günah işlemeye zorladığı kimse yok. Yine Allah'ın bu dünyada sevap işlemeye zorladığı kimse yoktur. Bunu soran ateistler neden günah işlememize izin vermiyor? Madem Allah hepimizi seviyor, hepimizin cennete gitmesini istiyor. Neden bizi sınav ediyor? Atsın cennete olsun bitsin diyor. Ateist mesela klasik ateist sorularındandır. Bu ateiste de deyin ki madem öğretmenlerimiz hepimizin sınavları geçmesini başarılı olmasını okulu geçmesini istiyor. Sınıfı geçmesini istiyor. Bütün öğretmenler bütün öğrencilerinin geçmesini ister. Bir tane öğrencisinin bile kalmasını istemez. Madem hepimizin geçmesini istiyorsunuz. Ey öğretmenler! Niye beşi verip bizi evimize yollamıyorsunuz? Sınav yapmayın bizi ya. Madem merhametlisiniz koyun bizi üst sınıfa. <laughs> Olsun bitsin. Niye öğretmenine bunu söylemiyorsun da Allah'a at bizi cennete diyorsun? Bu adil olur mu? Hayır. Öğretmenler şunu biliyor. Müdürler ve Devlet idaresi şunu biliyor. Hak eden insanlar sınıfı geçecek. Hak eden insanlar memur olacak, bakan olacak, belediye başkanı olacak. Hak etmeyenler o makama gelemeyecek. Hadise budur. Böyle bir örnekle yakınlaştırmaya çalıştım. İnşallah maksat hasıl olmuştur. İslamiyete inanmayanlar bu görüşlerini belirtince neden İslam'a saldırıyorlar veya Efendimiz'e hadsiz saldırı gibi ithamlarda bulunuyorsunuz? Neden karşı görüşü susturuyorsunuz? Yoksa inancınıza güvenmiyor musunuz hoca? Kardeş biraz zehirlenmiş, etkilenmiş herhalde. Hayır kardeşim, bana kim e, İslam'a dair bir eleştiri verirse her gün sadece 200 sual ben cevaplarım Facebook hesabımdan. Diğer bütün sosyal medya hesaplarından 500 ya da 600 soruyu ekibim, talebelerim cevaplar. Bize herhangi bir eleştiri suali geldiği anda biz delilleriyle beraber bunun cevabını veririz. Yok işte sizin kalbiniz mühürlendi, siz zaten anlamasınız falan diye bir ön yargıyla asla karşılık vermeyiz. Bu ilmi olmayanların yapacağı bir iştir. Bir konuda cevap veremeyecek durumdaysa, ilmi yoksa karşı tarafı susturmak için hakaret etmeye başlar. Sesini ondan daha fazla yükseltir. Hayır. Biz tam aksine bizim malımız çok değerli, kıymetli olduğu için sesimiz hep kısıktır. Bağırarak sohbet etmeyiz. Çünkü biz kuyumcuyuz. Pazarcı değiliz. Pazarcılar bir malı satarken bağırarak insanları davet etmek isterler çünkü malı ucuzdur. 8 TL 10 TL'dir. Biz kuyumcuyuz. Sen hiç kapalı çarşıda bir kuyumcunun gel 8000 TL altının var diye bağırdığını duydun mu? Malı değerli kuyumcu bağırmaz. Pırlantacı bağırmaz. Onların malı kıymetlidir. Bizim de ilmimiz kıymetli değerli olduğu için hep kısık sesle hep güzel ve net delillerle insanlara bunu bu şekilde anlatırız. Genelleme yapmışsınız burada. Bazı hocalara ya da İslam'ı tam bilmeyen İslam davetçilerine kapılmışsınız. Bunları izlerken veya onlara soru sorduktan sonra cevap alamamışsınız. Karşı tarafta ters tepki verince genelleme yapmışsınız. Bizi de bunların içine koymuşsunuz. Yanlış kardeşim. Genelleme yapmayınız. Onların meşrebi farklıdır. Sert, öfkeli, bağıran bir meşrepte olabilir. Bizim meşrebimiz farklıdır. Mizahi, güler yüzle, kısık bir ses tonuyla, dinlendirici bir sesle anlatıyoruz. Herkesin farklı farklı bir yoğurt yiyişi vardır. Ya Hristiyan veya ateistler haklıysa, ya güneş yoksa, ya ay diye bir şey yoksa bizi kandırdılarsa, ya dünya düzse, bunun gibi saçma sapan bir soru. Hayır, güneş varken ve çok açık ve net bir şekilde önümüzdeyken ateistler haklı olabilir mi, ya da Hristiyanlar haklı olabilir mi denilmez. Güneş var, bunu apaçık bir şey apaçık bir şekilde net bir şekilde zaten görüyoruz. Bu deliller ortadayken böyle saçma sapan bir suali asla ortaya koyamazsınız. Dünyanın düz olduğunu söyleyen insanlar var şimdi. Ya dünya düzse, hayır böyle bir şey yok. Kur'an ayetleri dünyanın yuvarlak olduğunu bize bildiriyor. Bilimsel bütün bulgular dünyanın yuvarlak olduğunu bize bildiriyor. Dünyanın en kalibre, en çok çalışmış ateistleri ve Hristiyanları gelse dese ki dünya düzdür, tepsi gibi dümdüzdür, yuvarlak değildir. Sen ne diyeceksin? Mümkün değil. Hiç uzaya çıkmamışsın. Uzaya çıkanların verdiği verileri de takip etmiyorsun. Delilleri de göz ardı ediyorsun dersin. Ya onlar haklıysa sorusu da aynı bunun gibi boştur. Lafı güzaftır. Başka bir sualde kardeşimiz şöyle demiş. Kur'an-ı Kerim herkese göre yorumlanabilen bir kitap mı hocam? Ha, asla böyle bir şey mümkün değil. Tıp kitapları herkese göre yorumlanabilen kitaplar değildir. Kaldı ki tıp ilmi Kur'an-ı Kerim ilmi kadar detaylı ve derin değildir. Tıp ilmi bile e, astro